Evet arkadaşlar merhaba. 1 Mart 2022 Salı günü yabancı yarışlarda akşam üstü programı diyelim artık buna. Yani yabancı yarışlar zaten dörde parsellenmiş durumda. Sabah koşuları var, öğle koşuları var, akşam üstü koşuları var ve gece koşuları var. Bu akşam üstü koşusu oluyor arkadaşlar. Çantilly, Fransa'dayız. Evet burada Fransa'da hepsi çim pistte olan pardon arkadaşlar. Şantili hepsi sentetikte olan Şantili Fransa'da. Evet. Hepsi sentetik gördüğünüz gibi. Bir koşu grubu var. Gece 8'de bitecek bu. 4:25 geçe başlıyor. Tam böyle Güney Afrika bitiyor başlıyor. Ona göre ayarlamışlar. Arkadaşlar şimdi burada güzel bir program var ama tabii yani geniş yazmak ne kadar yine de burada geniş bir kupon olması lazım. Onu söyleyeyim size. Biz yine de en küçük bazı tutmaya çalıştık. Evet, birinci koşu yedili plasenin başlangıcı. Bu arada yedili plase devredebilir. Yani onu da söyleyeyim ben size. Yedili plase devredirse şaşırmayın. Arkadaşlar ilk kez koşacak olan safkanlar burada. Biz 4 tane vereceğiz ama bu ayakta olmadık şeyler de görebiliriz. 10 numaralı Money Man, Maxim Guyon'la ilk atımız. Bu Fabre'lerin antrenörlüğünde biliyorsunuz Fabre'ler Fransa'da en meşhur antrenör gruplarından bir tanesi. 4 numaralı Utopiste, Stefan Pasquer. O da Chapet'ler antrenör. 7 numaralı Love Supreme, Botti'ler. Bunlar da arkadaşlar zaten Botti, Fabre bunlar en iyiler Fransa'da. Ve 9 numaralı Gur Zuf. Barzan Murzabaya biniyor. Ona da Luca arkadaşlar burada. Evet Luca'ların 2 tane var bu arada. Altuno, Simichov ve Gurzuf'a antrenörlük yapıyor. Dikkat. 10, 4, 7, 9 dedik. 4 tane. Tabii burada sizler de kendi atınız varsa mutlaka ilave edersiniz. Evet, şimdi ikinci koşudayız. Yani altılı gayanın başlangıç ayağı yedili plase dediğim gibi yüksek verebilir eğer ters bir at gelirse. İkinci koşu şartlı 4 yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar güne tekle başlıyoruz. Burada Bernouil, Christophe Samillon'la günün bankosu. Yani bu kadar kuvvetli bir ata biniyor Christophe Samillon. Kolay kolay bırakacağını düşünmüyoruz. Önemli değil 149 gün, 150 gün, 80 gün. Bu grubun üstünde bu safkan zaten. Ve Christophe Samillon'un bu safkanı birinci getireceğine inanıyoruz. Güne tekle başlıyoruz. 2 numara burada Bernouil Banco. Üçüncü koşu altılı Gaia'nın da ikinci ayağı şartlı bir koşusu yine. Artık burada tabii altılı Gaia'nın da zora sokan bir koşu bu. Şartlı dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 4 tane at var burada da tavsiyemiz olan 2 numaralı As You Like, Christian Demuro ile. Evet gördüğünüz gibi GC Rugged'ların bunlar da zaten Fabre, Rugged ve Botti'ler arkadaşlar. Şurada Botti, AC Botti'ler 3 tane önemli antrenör grubu Fransa'da. As You Like ilk atımız 8 numaralı Mi Domina, Maxim Guyon'la Chapet'lerin antrenörlüğü yaptı. 4 numaralı Piz Gloria, Stefan Pasquer, Fabreler ve 1 numaralı Freya. Yine şapetlerin arkadaşlar burada. Yani 2, 8, 4 ve 1 diyoruz burada. Bu safkanın dışına çıkacağını pek düşünmüyoruz ama tabii arkadaşlar sürpriz oldu mu oluyor yapacak bir şey yok. 4. koşu şartlı 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1900 metre sentetik kuma çıkacaklar. 3 tane at burada çok ön planda. 5 numaralı Parşemin Hugo Besnier'le. 7 numaralı Lord Charming, Bayurzan Murzabayev. Bu Bayurzan Murzabayev biliyorsunuz genelde Almanya'da koşuyor veya bu Alman pasaportlu safkanlar. Yalnız burada şansı var Lord Charming'le. Buraya boşuna Fransa'ya gelmedi. O yüzden Bayurzan Murzabayev koşulardan bir tanesi alacak. O koşunda bu olma ihtimali çok yüksek görüyoruz biz 7 numaralı Lord Charming'le. Ve 3 numaralı Baratti, Maxim Guyon'la arkadaşlar burada. Evet.
5, 7 ve 3 diyoruz. Ekülleri yazmadık. Dilenler ekülleri de 1 ve 2 yazarlar. Onları da yazmakta yarar var. Bir daha çok baz alabiliriz burada. Gerald Mosse belli olmaz. Yani biraz tecrübesiz kalıyor bu. 5. kuruşa geçtik. Şimdi handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada şimdi son 3 ayak sıkıntılı, onu söyleyeyim size. Yani burada birer ikişer atlarla böyle geçiyoruz da. Ama buralar öyle kolay geçecek türde yarışlar değil. 6 at, 6 at, 5 at geçeceğiz. Yani 6 at 5. koşu, 6 at 6. koşu ve 5 at da 7. koşu. 2 numaralı Elwind, Maxim Guyon'la. 4 numaralı Gilbab, Aurien Lemaitre. 12 numaralı Lovely Angel, Augustin Madamet. 5 numaralı En Dansant, Stefan Pasquier. 1 numaralı Estacity, Yurtiz Mendizabal ve 3 numaralı Kivikis, Tony Picone ile. Evet, buraya baktığımız zaman arkadaşlar 2, 4, 12, 5, 1 ve 3 numaralı safkanları burada gördüğünüz gibi 6 atla yeterli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Biz burada ekürleri yazmadık ama bu ekürler gerçekten hiçbir anlamı yok. Evet, 6. kuşudayız. Burada 5. ayak, yani tabela ayağı oluyor artık burası. Şartlı 4 yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada tam 6 atımız var, söylemiştim. İlk atımız 2 numaralı Silver Quartz, Christophe Samillon'la. 7 numaralı Coelho, Bayruzan Murzabayev'le. Bakın burada da Bayruzan Murzabayev'e dikkat diyorum. 119 gün sonra koşu görecek ama. Evet, 7 numara. 4 numaralı We Ride the World, Antoni Grastus. Yani We Ride the World, Bill Gates diyecektim ona, biniyor ama. Yani Antoni Grastus. 1 numaralı For Pain'e, Gregory Benoist. 9 numaralı Salisman, Maxim Guyon'la. Ve 10 numaralı Alula Borealis, Hugo Besnier'le. Evet, Fabre'lerin iki atı bu. 9 ve 10. Evet, burada 3 numarayı Amilcar koşmayacak. Evet arkadaşlar, burayı da böylece gayet güzel geçiyoruz. 2, 7, 4, 1, 9 ve 10 şeklinde. Yani gayet tatmin edici bir şekilde geçtik burayı da diyelim. Evet, burada 7 numara arkadaşlar bana göre çok şanslı bu Bayruzan Murzabayev'in bindi Coelho. Son koşudayız. 1958'de handikap 4 yukarı İngilizler 1300 metre, böyle kısa mesafeli bir koşu. Arkadaşlar burada bir sürpriz çıkacak, onu söyleyeyim size. 5 at verdik ama 5 numaralı On the Sea, Christophe Samillon'la burada ilk atımız. 10 numaralı Insightful, Gregory Benoist. 13 numaralı Fire Free Copy, Maxim Guyon. 7 numaralı King of the Lions, Sebastian Maillot. Ve 3 numaralı King's Fall, Tony Picone. Pardon. 5, 10, 13, 7 ve 3 şeklinde. Burası 5 at. Bu şekilde geçiyoruz. Ama arkadaşlar burada sürpriz olma olasılığı var. Size 2 tane burada isim vereceğim. Daha doğrusu isim vereceğim. Ad söyleyeceğim. Yani benim burada kafama takılan 4 numaralı Bocchiatore, Thomas Turier'le ve 8 numaralı Chantebleu, Laura Grosso ile. Yani burada yeri olanlar 4'ü ve 8'i de mutlak düzeyde düşünmeleri lazım. Biz ekürleri yazmadık. Dileyenler ekürleri de ilave ediyor. Yani bu son 3 ayak bol bol at yazmak lazım. Tabii biraz da geniş kupon oluyor o zaman. Çok da keselere şey yapmıyor arkadaşlar. Mesela burada Loretta Gallo var. Yani sürpriz düşündüğünüz takdirde. Lea Balis bu atların içerisinde getirecek ona bir tanesi arkadaşlar. Yani bir imkan var ekürler içerisinde. Dediğim gibi burada olabilecek bir sürpriz. Bizim dibi gelebilir yani, onu söyleyeyim size. Mesela biz burada 6 numarayı yazmadık. Christian Demuro'nun bindi, Svolta. Yani bu da bir üçüncülük yapmış. Bu 30-40 ganyan çıkar artık bunu herhalde.
Kapatmalık bir ayak bu. Yani 13 tane alt oluyor. Evet. 5, 10, 13, 7, 3 dedik. 4 ve 8'i de unutmayın dedik. Çok çok yazmak isteyenler de ekürle de ilave etsin dedik arkadaşlar. Şantili ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Rast gelsin diyelim. Biraz ekmek var bugün bu şantilide. Ama tevzi az çıkıyor tabi. Evet, diğer videolarımız da yayında arkadaşlar. Val ve Morning Valley olsun. Kocaeli ve Adana videoları da yayında. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.